İnfaz oranını yarı yarıya indiren teklifte son aşamaya gelindi. Af yasası olarak bilinen o düzenleme yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 30 bin mahkumun tahliyesini beraberinde getirecek. Adalet Bakanı cezaevlerinde yapılan koronavirüs testinin sonuçlarını da açıkladı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur. Mahkumlara yapılan korona testleri negatif çıktı ama 300 bin mahkum arasında salgının yayılmaması için de düğmeye basıldı. Cezaevlerinde koronavirüs tahliyesi gündemde. Onlar devlete emanettir ve bu anlamda onların sağlığı için her türlü titizlik yapılmaktadır. İkinci yargı paketi meclise sunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin de süratle yapılması talimatını verdi. Kamuoyunda af olarak bilinen o düzenlemeyle belli cezalarda indirim öngörülüyor. Şu an son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Terör, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar kapsam dışında mahkemenin verdiği cezanın %67'si yerine %50'si yani yarısı cezaevinde çekilecek. Önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra da teklifimizi nihai hale getirip meclis başkanlığına sunacağız. Taslağa göre bir yıllık otomatik denetimli serbestlik sistemi de sona eriyor. Örneğin bir ay hapis cezası alan cezasının 12 gününü cezaevinde çekecek. Yeni düzenlemede cezaevinde kalınacak sürenin 5'te 1'i denetimli serbestlikle geçirilebilecek. Doğum yapan kadın doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 75 yaşın üstündekiler 4 yıl ve 6 cezalarını evlerinde çekecek. Bu konuda yapılacak düzenlemelere olumlu katkı vereceğiz. Gece infazı ve hafta sonu infaz yöntemlerine de işlerlik kazandırılacak. Yeni infaz düzenlemesi için ilk olarak MHP'nin kapısını çaldı AK Partili kurmaylar. Taslağa son şekli verilmeden diğer partilerin de görüşü alınacak.